Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde fiziki ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya hizmetlerini Ekopazar'a anlattı. İzliyoruz. Meriç'e bağlı Subaşı beldesi, insan odaklı hizmetlerle günden güne değişiyor, gelişiyor. Sosyal ve fiziki alanda hayata geçen pek çok hizmetle su başındaki değişim aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya'nın en önemli hedefi su başını yeniden inşa ve imar etmek. Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya'yı yakından tanımak üzere makamına konuk oluyor, su başına kazandırdığı hizmetleri kendisinden dinliyoruz. Başkanlığımız tabii ikinci dönemin. Sağ olsunlar tabii seçmenlerimiz. İstanbul'da büyük belediyelerimiz var. Onlardan bayağı faydalandık. Evet. Pazar yerimiz şurada oluyordu, yolun üstünde. Şu yan tarafa aldık onu. Bir daha seçimi kazandık, o günü yaptık bunu. Sosyal belediyecilik alanında önemli projeler hayat buluyor su başında. Her mahalleye çocuk park alanları, modern spor aletleri ve kapalı halı sahasıyla sosyal yaşam tüm hızıyla devam ediyor bu şirin beldede. Subaşı için en önemli altyapı. Onun sözünü verdik. Dün de görüştük tabii arkadaşlarla, İller Bankası'yla. Bizim tabii biz altyapıyı vermiştik daha önce. Bunun arıtma dahil soktuk yani projeye. Burada bir ay içinde ihaleye çıkacak. İller Bankası yine kanalıyla iki tane kuyu sözümüz vardı. Dün itibariyle ona da başlandı. Hani kuyu açımına. Biz kadastro çalışmalarında beldenin olmayacak yerlerine yol 14 metre yol olur mu ya? Otoban mı burası? Evet. Bunun için tabii hali hazır haritasını çıkarttık. Bir iki ay içinde netler kazanacak. Ondan sonra tabii meclis olarak biz hangi yollar kullanılacak, hangileri kullanılacak onları değerlendirip arkadaşlarla beraber hani kaldırmayı düşünüyoruz ya da küçültmeyi, daraltmayı düşünüyoruz. Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya, Subaşı halkına verilen sözlerin hepsi hayata geçecek diyor. Çocuklarımıza parklar yaptık, oyun grupları, hemen hemen her mahalleye spor aleti koyduk, bir de çocuk parkı. Halı saham var, çekimini belki yaparsınız. Gençlerimize tabii yaptık. AK Parti'nin özelliği bu işte. Hiçbir tane ilçede olmayan bir halı saha. Subaşı gibi ufak bir beldede var. 400 milyarlık bu halı sahamız. Kapalı, hepsi içinde elektrikli. Hatta yani soğutucusu da var yani içinde. En büyük projemiz tabii yıllardan beri hep gelen başkanlar da vaat etmişler. Düğün salonu ama bu sene Mart'ta doğru başlamayı düşünüyoruz. Yazlık bir tane düğün salonu. Ondan sonra pazar yerimizin üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Ama dedim ya bu altyapı işte bir çıksın. Ondan sonra yollarımız netleşecek. Yollarımızı da kilitli taşla yapacağız. Bir iki tane yolumuz var daha yapılmadı kilitli taş. Bu da altyapının şeyinden dolayı yani. Tamam projenizin çıkmasını bekliyoruz yani. Ki ufak beldeyiz biz. 2200 nüfusumuz var şu anda. Dışarıda da çok göçümüz var. Yalnız bir yatırımcıyla görüştük geçenlerde. Tekstil üzerine 300 kişilikten başlayacağız dedi. Tabi talep olursa yükselecek bu. 1000 kişiye çıkaracağım dedi. Yatırımcıları bölgeye dahil. Tabi yatırımcıları olur. Biz kendilerine yerde tahsis edeceğiz. Problem yok. Bizim yalnız şu sıkıntımız var. Topulaştırma. Sadece benim değil tabii. Meriç'in, Küplü'nün, bütün köylerin sorunu topulaştırma. Nedense tabii 2011'de başladı bu. Daha bir faaliyeti yok. Su başına İstanbul belediyelerinden de önemli destekler geliyor. Ümraniye Belediyesi'nden çok faydalandık. Bize yardımcı oldu taş bakımından bilmem ne. İtfaiyemizi yaptırdılar. Sağ olsun Hasan Can Başkan yani yaptı bunları bize.